Merhaba Şifre izleyiciler. izleyicileri. Günümüz elektronik kitap okuyucular bizlerle beraber her yerde. Bununla beraber en büyük sıkıntı özellikle kendi dilimiz olan Türkçedeki içerik sorunu. Babil.com tarafından sunulan kalibre elektronik kitap okuyucuları sayesinde hem içeriğe hem de cihazların kendine erişmek artık çok kolay. Yüzlerce kitabı hem matbu hem de dijital olarak satın alabileceğiniz Babil.com üzerinden buradan alışveriş yapabilir ve istediğiniz elektronik kitabı okuyabilirsiniz. Kalibre elektronik kitap okuyucularla ilgili birçok inceleme yaptık. Kitap önerilerine bulunduk ve tabii ki bazı yarışmalar düzenledik. Bütün bunların sonunda birçok soru tarafımıza ulaşıyor ve bunlara bu videomuza cevap vermek istiyoruz. Bize Kalibro elektronik kitap okuyucularla ilgili en çok sorulan soruların başında biraz da aslında telefonlarla ilgili bir alışkanlığımızdan kalan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Pili ne kadar sürede bir şarj etmemiz gerektiği ve hani çok sürekli şarj tutmanın pile zarar verip vermeyeceği yönünde. Öncelikle pil ömrü neresi? Bir ay giden bir cihazı hani pil bitmeden şarj edersek bir şey olur mu? Hayır olmaz. E, çünkü litium iyon piller zaten ara ara ar şarj edilmek için yapılmış piller. Elbette sizin sadece %5'i %10'u gitmiş bir pili sürekli şarj etmeye çalışmanız en fazla toplam şarj sayısından birazcık götürecektir. O da sonuçta bir full boşalma ve geri doldurma da giden bir değer aslında ve en az bin kere şarj edilebilir pillerden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hani bitmeden de şarj edebilirsiniz ama gerçekten neredeyse bir ay pili giden cihazı işte hafta bir şarj etmek mantıklı mı derseniz bizce hiç uğraşmayın. Bunun yanında diğer bir soru da örneğin pili şarja takıyorsunuz. E, tabii ki bir telefona göre çok daha hızlı şarj olabiliyor kalibrolar. E, şarja bırakırsak bir şey olur mu? Açıkçası bu noktada da eğer pil dolduysa cihaz aslında şarj olmayı kesiyor ve dolayısıyla pile bir zarar gelmesi pek de mümkün değil. Elektronik kitap okuyucular ve kalibrolar özelinde en çok sorulan sorulanan bir tanesi de farklı kaynaklardan kitapları acaba kendi kalibromuzu atıp Okuyabilir miyiz? Ders notlarımız olur, çeşitli dijital başka yerden edindiğimiz yayınlar olur. Bunu da okuyabiliyor muyuz? Bunun cevabı evet. Birçok farklı yazılımla birlikte Calibro'nun içine kendi e-kitaplarınızı, e-pub dosyalarınızı, pdf dosyalarınızı vesaire atarak içeride okuyabilirsiniz. Bunun için çeşitli yardımcı yazılımlar var. Farklı yöntemlerde mevcut. mevcut. Ama dolayısıyla içindeki depolama alanına istediğiniz aslında içeriği atarak okuyabilmeniz gerçekten büyük esneklik. Kalibre elektronik kitap okuyucularla ilgili aldığımız soruların bir tanesi de şu. Siz hep bunu elinizde bu şekilde dikine tutuyorsunuz. Ee, reklamlarında kendi kalibre televizyon reklamlarına vesaire sürekli hani bir kitap gibi şu şekilde dikine tutuyoruz. Acaba e, enini boy yaparak kullanabilir miyiz? Yani bu daha pratik olacaktır. Daha uzun satırlar istiyorum ben veya daha büyük harfler görmek istiyorum. E, yan yatarak okuyabilir miyim gibi sorular alıyoruz. E, henüz satın almadıysanız veya alıp da henüz menünü kurcalamadıysanız bunu yapabileceğinizi söyleyelim. Aslında yapacağınız şey çok basit. Cihazın menüsüne girdikten sonra burada döndür seçeneğini görüyorsunuz. Döndür düğmesine bastıktan sonra hangi yere doğru eğileceğini seçebiliyorsunuz. Hani böyle tutabilirsiniz, böyle tutabilirsiniz. Hatta ters bile tutabilirsiniz. Gerçi böyle tuttuğunuz zaman çok rahat olmuyor ama hani bunu da yapabilirsiniz. Mesela şu an bir tarafa doğru çevirdim ve artık hani eğer sol elimi kullanıyorsam soyumu tutarak okuyabilirim. Aynı şekilde sağlam tutarak okuyacak şekilde de en azından burası daha geniş olduğu için bunu e, kullanmam mümkün. Dolayısıyla hani böyle bir okuma esnekliği de Calibro size sunuyor. Peki, kalibramızda internette gezinmek ve bazı haber kaynakları takip etmek için ne yapabiliriz gibi sorular geliyor. Hani böyle bir özelliği var, bunlarla ilişkileriz diyorsunuz. Bununla ilgili olarak aslında çözümümüz çok basit. Ee, uygulama kısmına girdiğiniz zaman web tarayıcı veya RSS beslemeleri kısmından belirli işlemleri yapabilirsiniz. Web tarayıcı konusunda özellikle flash animasyonları çok olmayan da gezinmeniz gayet mümkün. RSS beslemeleri tarafında ise e, RSS ekleyerek ve bunları güncelleyerek aslında veriye erişmeniz mümkün e, tabii ki bir kablosu ağ bağlantısına ihtiyacınız var. Burada yapmanız gereken şey RSS ekle kısmından örneğin shiftlead.net bölü RSS gibi bir kaynağı buraya bir kere tanımlamak. Ondan sonra da e, kablosu ağ bulduğunuz yerleri yenileyerek haberlere buradan en azından haber başlığına erişmek. Kalibronun incelemeden hep bahsettiğimiz bir ufak bir ayrıntı da cihazın üzerinde bir tane microSD kart girişi oldu. Peki bunu ihtiyaç duyacak mıyız? Buna ne yapacağız gibi sorular geliyor. Aslında microSD kart yuvası her ihtimale karşı araştırmış bir şey. Çünkü eğer kalibronunuzda sürekli kitap okuyacaksanız içinde 4 GB'a yakın bir alan sizi bekliyor. Bunun bir kısmını sistemin kendisi yiyor ama sonuçta bir elektronik kitabının birkaç yüz kilobayt olduğunu düşünürsek binlerce, yüzlerce kitabı aslında kalbimizde depolayacaksınız ve buradaki micro SD kart yuvasına aslında pek de ihtiyaç duymayacaksınız. Kalibre ile ilgili sizlerden gelen birkaç tane soruyu daha cevaplandırmış olduk. Herkese keyifli okumalar diliyoruz.